Buyurun. Gösterişli. Aslında ben Taner Bey'e genç bir hanım için biraz ağır kaçacağını söylemiştim ama... Ben de aynı fikirdeyim. Hem hediyenin sahibi genç bayan da kullanmayı uygun görmemiş. En kısa sürede iade edilecek. Elbette. Derhal değişim yaparız. Değişim değil. İade. Taner gördüğünüz gibi böyle iddialı bir hediyeyi alacak olgunlukta değil. Eğer bir daha bir alışveriş söz konusu olursa önce bana haber vereceksiniz. Bunca yıllık hukukumuz da bunu gerektirir zaten. Elbette Cahide Hanım. Ay şimdi bu gerçek mi değil mi? Söylesene Allah aşkına. Ay, aman derdi de size düştü. Gerçekse gerçek, sahteyse sahte. Size ne canım? Ay Gonca bak çatlatıyorsun ama. Hem eğer sahteyse ver de biz takalım o zaman. Aman görgüsüzlere de bak sen. Kapanın elinde kalacak vallahi kolyem. Ömer Bey'e geldiniz değil mi? Evet. Randevuya ihtiyacım yok. Biliyorum da kendisi ameliyatta. Ne zaman çıkar? Vallahi daha yeni başladı. 2 saatten önce. O boynunuzdaki. Derhal çıkın. Ne? Derhal. Sanırım bir yanlışlık var. Bu kolyeyi bana torununuz hediye etti. Bana ait. Benim için aldı. Ben her şeyi biliyorum Yonca Hanım. Şimdi derhal çıkarın onu. Yok. Bence siz yanlış anladınız. Bu kolye benim diyorum. Bana ait. Yok. Yok ben sizinle daha fazla muhatap olamayacağım. Şunu çok iyi bilin ki kendi ellerinizle geri vereceksiniz onu. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Bu kolye benim ve size vermeyeceğim. Gördünüz mü Gülfem Hanım'ı? Ay yine yapmış yapacağını ya. Ay sen şunlara bak ya. Hoş geldiniz Ömer Bey. Ameliyathane hazır efendim. Yok ya. Bizim Gülür'üyle daha çok yakışıyorlardı bunlar. Oo. Karşılama komitesi hazırlanmış da beni bekliyor. Hemen o utanmaz kızı arıyorsun ve derhal o kolyeyi buraya getiriyor. Aa, ne kadar ayıp Cahide Sultan. Verilen hediye geri alınır mı hiç? Ulan sen kimin parasıyla kime hediye alıyorsun ha? Kime hediye alıyorsun lan sen? Kime hediye alıyorsun? Şevket ne yapıyorsun? Ya Ömer dur bir dakika karışma sen. Ya bu nedir her gün aynı şey? Anne ne oluyor? Bahçıvanın bir kızı bitiyor bir kızı başlıyor. Olan bu. Kahveni içerken sana eşlik edebilir miyim?
Otursana anne. Bana tavırlısın galiba. Dün akşamki tepkim sana değildi. Eğer yanlış anlarsan üzülürüm. Sana tavırlı değilim anne. Ama gene de böyle öfke dolu sesimi yükseltirken beni görmeni istemezdim. Taner'in kışkırtmalarına karşı daha dayanıklı olmalıyım. Taner'le konuşacağım, merak etme. Sadece bunun için uygun bir zaman bekliyorum. Seni bununla yormak için gelmedim. Olan oldu artık. Konuşacak bir şey kalmadı. Önemli olan bundan sonra alacağımız tedbir. Taner'in kredi kartlarını iptal ettirmek seni bir sonuca götürmez anne. Ya bunu daha önce de yaptınız. Eğer onu gerçekten kazanmak istiyorsan başka bir şey dene. Al onu karşına, konuş, onu anlamaya çalış. Neden böyle uç şeylerle uğraştığını belki o zaman sorgulayıp sonucuna varabilirsin. Ben Taner'le ilgili elimden geleni yapacağım Ömer. Ama ben senin elinden gelenlerle ilgili konuşmak istiyorum. E tamam, konuşacağım dedim anne. Ben senden yeğeninle değil, o kadınla konuşmanı istiyorum Ömer. O kadını hastaneden kovmanı istiyorum. Güdürü, amma uzattım. Ya bir kolye yüzünden küs mü kalacağız? Tabii, bir kolye. Öyle deyince ayıp oluyor. Benim asla sahip olamayacağım, çok kıskandığım bir kolye. Ya Güdürü, bak istediğin kadar trip at. Ama hiç çekemeyeceğim seni. Ya zaten başıma gelmeyen kalmadı. Olmaz mı? Olmaz. Ömer, sen başhekimsin. O hastane Gülfem'in hastanesi. Eğer o kızın yaptığını duysa gereğini yapardı. Anne, Yonca benim yanımda çalışan bir asistan. Onu benim yerime Gülfem kovamaz. Yonca benim yanımda çalışıyor. Eğer bir gün onu gerçekten kovmam icap ederse, bu da işiyle ilgili yapmış olduğu bir hatadan dolayı olabilir. Yoksa Taner'in şımarıklıkları yüzünden değil. O kızlar tekin değil Ömer. Biri seninle adını çıkarmaya çalışıyor, öteki Taner'i kafesliyor. Anne lütfen böyle konuşma. Yonca ile ilgili bir fikrin olabilir ama Gülru ile ilgili en ufak bir fikrin yok. Böyle konuşmak sana hiç yakışmıyor. Çiçek. 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 Az bile gelmiş başına. Keşke kadın direkt yapışsaydı boynuna da çıkarsaydı kolyeyi. Yok canım, o biraz sıkar. Yonca, ateşle oynuyorsun. Dua edeyim de sadece ellerin yansın. Her tarafımız tutuşmasın. Ya dur, nereye? Gülfem Hanım'ın misafiri geldi, görmüyor musun? Üf.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.